Evet, yeniden hoş geldiniz buraya. Tekrardan video çekiyor olmak beni çok mutlu ediyor. Şimdi köydeyiz. Size biraz hem köyü gezdirmiş olurum diye düşündüm. Ay çok parladım. Hem de Eren'i alıp Sidal'ın evine geçeceğiz. Hem biraz evde yaşamaktan, köyde öğrenci evine çıkmaktan biraz bahsederiz. Hem de işte okulun geldiği son durumdan, İYİTE'de son durum nedir? İşte yurtlar vesaire. Çok parlıyorum, güneş arkada, kusura bakmayın. Yurtlar vesaire ne durumda? Bunu konuşalım. Hepimiz 3. sınıfı bitirmiş bulunuyoruz. Yani henüz bitmedi. Ama projede final jürimize çıktık. O yüzden bitti sayılır. Birazcık bu son durumları konuşalım istedik. Şimdi gelin köyü gezelim. Eren'i alalım. Sidal'a gidelim ve konuşmaya başlayalım. Evet, çekmek için buradan başlamayı tercih ettim. Yolun devamında ilk önce Şok var, biraz daha ilerisinde Migros var. Burada Hırdavatçı var, Kırtasiye hemen görüyorsunuz, orada Kırtasiye var. Burada çok güzel bir kafe var, öğrenciler genelde orada takılıyor. Bu görmüş olduğunuz dolmuşlar Urla'ya gidiyor. Aynısının İzmir'e ve okula gidenleri de var. Evet, şu anda Eren'i de aldım ve Sidal'a geldik. Kamera arkasında da Elif var. Şimdi böyle başlayalım sağdan. Eren, kendini tanıtmak ister misin? Tabii. Merhaba, ben Eren. Mimarlık 3. sınıfı bitirmek üzereyiz. 4 evet. Olacağız inşallah. İzmir'de oturuyorum. İzmir'de yaşıyordum. Buraya geldim. Urla'lıyım evet. Artık. Öyle. Ben de aynı şekilde. Ben de 2. sınıf öğrencisiyim. Sidal. Ben de İzmir Karşıyaka'da yaşıyorum. Gelip gitmek zor olduğu için burada kalmayı tercih ettik ikimiz de. Evet. Ya Urla biraz İzmir'in şehir merkezlerine uzak olduğu için. Sidal'ı bir de önceki videodan da biraz bekliyorsunuzdur eğer izlediyseniz. Eğer izlemediyseniz onu da kartlara koyuyorum. Hani burada bahsetmediğimiz şeylerden belki orada bahsetmişizdir diye. Çünkü üstünden 2 sene geçti. O zaman yurtta kalıyorduk. Şimdi hepimiz eve çıktık. Biraz hem o tecrübelerimizi de anlatırız size. Aynı zamanda hani şey de söyleyelim, bir sürü KYK yurdu yapıldı, hani artık tek opsiyonunuz özel yurt ya da eve çıkmak değil, bunu da bilin. İzmir'deyseniz bile başvursanız çıkıyor. Yani benim çok fazla arkadaşım var İzmir'de oturup da yurtta kalan. O zaman şöyle başlayalım. Hepiniz dediğim gibi hani bir öncekini birinci sınıftayken çekmiştik. Hepiniz birinci sınıftayken, yani ilk buraya geldiğinizde ne düşünerek geldiniz? Ne kadar düşündükleriniz karşılık buldu veya fazlasını mı gördünüz? Yani senden başlayalım. En son sıralamam geldi. Ardından baktım hangi üniversitelere girebilirim diye. Sonra Yıldız Teknik tutuyordu. İYİTE'den daha yüksek üniversiteler olarak. İşte Mimar Sinan tutuyordu. İTÜ, ODTÜ tutmuyordu. Bilkent %50'den başlayarak hepsi tutuyordu. Sonra ben araştırma yaptım. Nerelere gidebilirim acaba diye. Onun öncesinde de biz aynı lisedeyiz. Liseden mezun Sidal'da. Bizim lisemizden mezun olan, İYİTE'de akademisyen olan bir hocamız bizim okul lisemize gelmişti. Onunla birlikte ben İYİTE'yi gezme şansı bulmuştum 12. sınıfta. Sonra bir yandan da aklımda vardı İYİTE nasıl bir yer olduğunu az çok biliyordum. Genel olarak araştırdım. İstanbul biraz daha zorlayıcı geldi. İzmir'den bir insan İstanbul'a gitmesi biraz daha korkutucu geliyor bazı insanlara. Bana da öyle gelmişti. O yüzden İstanbul'da kalmak yerine İzmir'de kalmayı daha mantıklı tercih ettim, yani daha mantıklı buldum. Sonra İzmir'de de aslında en iyi üniversite bence yani İYİTE. Çünkü yani hem işte akademik dilin İngilizce olması, yurt dışı imkanları, verilen eğitim, akademik kadro hepsine büyük ihtimalle değiniriz ilerleyen evet, süreçte. Evet, ama hani bu çoğu yönden İYİTE'yi daha mantıklı buldum, daha gelişmiş, daha iyi buldum. O yüzden tekrardan gezdim, dolaştım, insanlarla konuştum. Daha mantıklı olduğu için burayı tercih ettim. İyi de bir puanla girdim aslında yani. Çok da memnunum. Birinci sınıfta beklentim yüksekti. Hala da yüksek. Hiç de bir şey değişmedi. Gayet güzel ilerliyor. Hocalarımdan çok yardım aldım. Güzel kapılar da açtılar bana. Hepimize zaman zaman açıyor aynı şekilde. O yüzden gayet memnunum ben açıkçası. Şu anki ilerleyen süreç içerisinde de daha da iyi olduğunu düşünüyorum ben. Sana yani böyle açılmış olan kapılardan vesaire bahsederiz ama tam da yeri gelmişken hani şeyden de bahsetmek istiyorum. Yani İYİTE şu anda mimarlık alanında devlet üniversiteleri arasında birinci sırada İTÜ, ODTÜ, Yıldız Teknik, Mimar Sinan ve ardından İYİTE geliyor. Hani bunu da bilerek tercihlerinizi yapabilirsiniz gerçekten gönül rahatlığıyla. İYİTE yani
yakın zamanda de bu evet arada. Daha çok bilinmeye başladı. Yani ben ilk geldiğimde şeyden çok rahatsızdım. Hani ben İstanbul'da staj aradığım zaman İT'de de neresi diyorlardı genelde. Özel okul mu? Evet, özel mi orası hani? Ege Üniversitesi mi 9 Eylül mü falan diye soruyorlardı. İlk başta bundan çok rahatsızdım ama şu anda gerçekten hani daha çok bilinmeye başlandı. Rektörümüz de harika bir sağ olsun. Yani okulumuzu tanıtmak için elinden geleni yapıyor. O yüzden şu anki gelişmelerden çok daha memnunum. Evet. Sinan, sen ne düşünüyorsun? Biz birincisi de zaten yüksek orada bayağı bir şeyden de bahsetmiştik. Bu sosyal imkanların zorluklarından. Evet, şu an daha sosyal imkanlar daha önemliydi. Evet, çünkü daha çok boş yapabiliyorduk ama zaten sınıfta ilerledikçe yoğunluk da artıyor. O yüzden zamanımız pek olmuyor. Senin zaten video çekememe. Evet, ben bizden video çekemedim. Evet yani ama okulda Eren'in de bahsettiği gibi çok fazla imkan sunuyor size akademik olarak özellikle. Yani ben de bunları duyduğum için. Bir de ben de İstanbul falan istiyordum bu arada. Ama hem aileme yakınlık olsun, daha kolay bir şeylere ulaşabilme konusunda burayı tercih etmek istedim. Hem kendi ayaklarımın üzerinde biraz da durayım ama evde de olmayayım düşüncesi vardı. Aynen. O yüzden ben de İT'yi seçtim. Gelirken nasıl yok olduğuna dair bir fikrim yoktu. Daha doğrusu nerede bulunduğuna dair. Ama geldikten sonra da öyle çok bir hayal kırıklığına uğramadım açıkçası. Çünkü zaman geçti, alışıyorsunuz. Çok samimi bir ortam var. Hani arkadaş gruplarınızı oluşturduktan sonra çok daha güzel ilerliyor. Sakin, güzel, tercih edilebilir yani. Evet, yani ve gittikçe ilk geldiğimizde gerçekten çok zorlanıyorduk. Çünkü okulda bir kafe dahi yoktu. Evet. Ama şimdi Starbucks açıldı, işte küçük ufak tefek bazı bizim kafeler. Bizim için büyük şeyler bu arada. Evet, yani gerçekten okulumuzda Starbucks ya da Smith's reklam olabilir. Ama burada her şey daha yeni başlıyor yani. Kidonya gibi böyle büfemiz falan var. Ama yavaş yavaş bir şeyler oluyor ve bu geçmelerden mutluyuz. Yavaş olsalar da bizim oldukları için teşekkür evet. ediyoruz. Evet, o zaman biraz da bu sana açılan kapılardan bahsedebiliriz hani. Mimarlık, evet hani staj imkanları vesaire bunları konuşuruz, Erasmus vesaire. Ama onun dışında da hani hocaların senin başarını gördükten sonra seni bahçelere yöneltmeleri oldu, yarışmalar olsun, başka şeyler olsun. Biraz onlardan bahsedebiliriz. Tamam. Mesela neyden bahsedelim? İkinci sınıf bitti. Şantiye stajı Elif'le birlikte işte ayarladık. O süreçte de dedik ki bir yarışmaya mı katılsak? Çünkü hocalarım sürekli yarışmalara gönderin, yaptığınız projeleri ya da ekstra yarışmalara katılın diyorlardı ama çok onu göremiyorduk. Hani o cesareti kendimizde bulamıyorduk. Dedik hani bu dönem yapalım. Çünkü birinci sınıfta o kadar yetkin hissedemiyorsun kendini. İkinci sınıf biraz daha senin için şey bir dönem. İşte ben artık mimarlık öğrencisiyim, bir şeyler biliyorum hissettiğim bir dönem. O da bitince, üçüncü sınıfa geçmeden önce böyle bir şey yapsak çok iyi olur düşüncesi vardı. Sonra araştırma yaptık. O süreçte hocalarımıza çok danıştık. Çünkü biz üç arkadaştık mimarlıktan. Katılmayı düşündüğümüz bir yarışmayı bulduk. O yarışmada şehir bölge planlamadan da biri gerekiyordu. Biz de ister istemez birinci sınıfta tabii ki ortak derslerimiz var ama kendi bölümlerimizi ayırdığımızda ne kadar iyiler, durumları nasıl, neler yapıyorlar çok fazla ikinci sınıfta hakim olamayabiliyorsun. O süreçte hocalarımız çok yardım etti. İşte şu kişiyle katılabilirsiniz. Hani öğrencileri iyi tanıdıkları için, bizle yakın temasta oldukları için kimin iyi, kimin başarılı olduğunu biliyorlar az çok. Ve o konuda bize yardım ettiler. Biz de yüksek lisanstan bir arkadaşımızı bulmuştuk. Onunla birlikte çok güzel yönettik süreci ve o sırada da yeri geldiğinde hocalarımıza da danıştık. Hocam hani şu an yaptığımız tasarım konumu nasıl, iyi mi, neleri değiştirebiliriz, neleri dikkat etmeliyiz gibi. O konuda daha işte sürdürülebilirlik kısmı, yani sürdürülebilirlik teması üzerine olan bir yarışmaydı. Orada daha detaylar verdiler, şöyle yapılsa daha iyi olabilir, kentsel tasarım üzerine bilgiler verdiler. Ve onu daha da iyileştirmeye başladık. O süreçte öyle bir yardım oldu. Onun dışında sonra 3. sınıfa başlarken de bir hocamızın üniversitenin arkadaşı Amerika'da yaşıyor şu anda. Orada bir sanatçı, aynı zamanda akademisyen. O da kendi birlikte çalışacağı ekip arkadaşlarına ihtiyacı varmış. O süreçte bizi önermiş hocamız da. Öyle olunca biz de iki arkadaşımla bir şöyle birlikte ona çalışmaya başladık. Ve hani Ekim'de başladık. 6 ay oldu herhalde. 6-7 ay, belki 8 evet, ay falan. 8 ay. Birlikte çalışıyoruz. Aynen çalışıyoruz ve o konuda da çok deneyim kattı bize. Hala da katıyor. Ve bunu da aslında bir hocamız vesilesiyle katmış olduk. O da çok komik bu arada. İşte not ortalamamı çok yüksekliğiyle falan almadım bu evet. öneriyi ben. Biliyorsunuz bu sergi yapmıştık birinci evet, sınıfta Lightbox evet. ödülüyle. Orada ben işte bir küre tasarlamıştım evet. hatırlıyor musun? Onu yaptığım için hocanın hakkında kalmışım mesela.
oradan bildiği için bana bu teklifi sundu. Hani illa her şey çok iyi, çok başarılı olmak değil, bazı şeylerde kendini de göstermek ve hocaları bilinirliğini arttırmak aslında. Evet, bu arada o Lightbox sergisini videolarımdan birinde birlikte gezmiştik. O zaman birinci sınıftaydık. Evet, onu da kendine ekliyorum. O Eren'in bahsettiği Dekre'yi de orada görebilirsin. Evet, onu ben yaptım. Evet. Hala duruyor mesela. Çok hoş bir şey. Onu tutmaları da bir evet, anda. Evet, çok güzel. Çok uzun zaman o renkli asetatlar da camlarda kaldı. Çok hoştu yani gerçekten. Birçok konuda aslında ya da işte başka arkadaşlarımız yarışmalara dahil oldu ya da bir yarışma gireceği zaman öğrencilerden de yardım istiyorlar ya da başkalarını öneriyorlar. Birçok konuda hocalarımızın çok yardımı oluyor gerçekten. Evet, bence de yani şey açısından çok iyi. Hocalarla iletişimin ve bazen gerçekten hani not ortalaması değil sadece tek etken. Oradaki senin hevesin, çabanı gördüklerinde de sana birçok kapı açılabiliyor yani. Yani bunlardan ziyade mesela size bu kariyerinize yönelik bu kapılardan ziyade mesela çalışmak istediğiniz alana dair de çok fazla kapı var öğretmenler arasında. Hani bazısı gerçekten mimari proje, yani yapılabilir bir mimari proje üzerine çalışıyor. Bazısı gerçekten yarışma projeleri hazırlattırıyor. Bazısı gerçekten görsele çok fazla ilgi uyandırmasını istediği için ona yönlendiriyor size. Neyle çalışmak istiyorsanız gerçekten hani o hocayı bulabiliyorsunuz yani. Gerçekten çok çeşitli hoca var. O yüzden de kendinizi geliştirme açısından çok fazla çeşitlilik var şeyde, fakültede öğretmenler arasında. O yüzden de iyi. Bundan şeyi de örnek verelim. Mesela 3. sınıf stüdyoları mesela bu dönem aldı. Evet. Ve her biri farklı temada ilerliyor. Evet, herkes ya yani neyi duyuyorsa aslında o stüdyoyu seçti. Bizim stüdyomuz sürdürülebilirlik üzerineydi. Bir stüdyoda parametrik dizayn üzerine çalışılıyordu. Ve yani çok gerçekten hocalarımız da çok yetkin insanlar alanında. Aynen. Çok başarılı insanlar. Yani sizi kritik etmeye gelen jüri üyeleri de çok donanımlı insanlar oluyor. Hı. Yüksek yapmak gibi bir düşünceniz varsa ya da yoksa bile zaman içerisinde oluşabilir böyle bir düşünce. Çünkü bu okulda bence belki de çok fazla alan olduğu için keşfetme imkanınız oluyor ne istediğinize yönelik. Ya ben şahsen hiç yüksek düşünen biri değilim. Okumaktan da çok sıkıldım. Okumaktan olmaktan da çok sıkıldım ama hani bir gün yüksek yapacak olursam bu dönem aldım sürdürülebilirlik üzerine stüdyoya o kadar hayran kaldım ki yaptığım çalışmalar ya elde tutulur şeylerdi. Gerçekten işe yarayan bir şeyler yaptığımı hissettim bu stüdyoda. Evet. En değerli stüdyom olabilir gerçekten. O yüzden mesela hani bir gün yüksek yapmak istersem çalıştığım yer desteklersin çünkü gerçekten okumaya devam etmek istiyorum. gerçekten sürdürülebilirlik üzerine yapmak isterim yani. Evet. Siz mesela ne düşünüyorsunuz? Oraya gittiği için olay kendimizi geliştirme açısından da bir yerden başlamamız gerekiyor. Aynen. O yüzden sürdürülebilirlik gerçekten çok mantıklı yani bu konuda. Mesela birinci sınıf röle ve stajında restorasyon kısmında işte daha aktif rol aldık. Sonrasında şantiye stajında daha şantiye şefi olma kısmında rol aldık. Sonra işte yarışmadır ya da bu dönemdir sürdürülebilirlik daha aktif oldu. İşte yapay zekayı bir yandan deneyimliyoruz, hocalarımızdan görüyoruz ya da yaptığımız renderlarda falan kullanmaya çalışıyoruz. Ben de böyle denemeye çalıştım her bir süreçte. Ve ben de mesela sürdürülebilirlik çok ilgimi çekti. Ama yani tabii ki de her şey buna yönelecek ilerleyen süreçte. Bu biraz yani, mecbur kalacak. O yüzden sürdürülebilirlikle bir şeyi daha, bir teknolojiyi nasıl birleştirebilir mi mesela şu an düşünüyorum. Ve buna da çok müsait. Mesela, çünkü hem onunla ilgilenen hoca var hem diğeriyle ilgilenen hoca var. Ve bunu gerçekten birlikte ilerletebiliyorsunuz. Bu iki fikri birleştirme üzerine de mesela bir hoca işte Umur Hoca mesela çok fazla ilgili. Evet. Hani sizin bir fikriniz varsa gerçekten bunun üzerine günlerce, haftalarca Bayford nasıl yapabiliyorsunuz yani? Uğur Hoca. Çok kıymetli. Uğur Hocam bu gerçekten. Yani bize daha çok statik konusunda zaten statik derslerimizi veriyor sağ olsun. Aynı zamanda da yaptığımız stüdyolarda yaptığımız projeler içine gidip kendisinden hani bunu ben nasıl ayakta tutabilirim hocam? Ben şu malzemeyi de bunu ayakta tutmak istiyorum diyoruz ve o da hani kendi yapmış olduğu araştırmalar olsun, etraftan bulduğu araştırmalar olsun çok yardımcı oluyor. Yani bunu şöyle yapmalısın, bunun kalınlığı bu olmalı falan. Kendisi jürilerimize katılıp hatta bize kritikler veriyor. O açıdan çok kıymetli ve sadece bölüyorum ama sadece o değil, Tahsin Hoca var mesela ve bana aynen bu jüride de hocalar hep tavsiye etti. Yani keşke biraz onunla çalışsaydım şeklinde. Başka birimlerdeki hocalarla da çalışıp projelerimizi daha ileriye götürebiliriz. Yani hocalar bu konuda çok ulaşılabilir. Uğur Hoca için şeyi söyleyecektim. Mesela kendisi bir inşaat mühendisi. Evet. Ama İTÜ'den geldi bizim okulumuza mesela. Ve bizim okulumuzda statik derslerine giriyor. Ama öyle bir durum ki
şeyi bize çok iyi hissettiriyor. Ben mimar değilim, bir inşaat mühendisiyim. İnşaat mühendisleri bu bakış açısıyla bakıyor ve buna göre hazırlıklı olmalısınız diyor. Olabildiğince inşaat mühendisleri bizi ortaklaştırmaya çalışıyor, birlikte projeler yürütmeye çalışıyor. Ama bir yandan da siz mimarsınız ve sizin bir bakış açınız var. Bunu da hissettiriyor bize. Evet. Onu da dengeleyerek bizi aslında eğitiyor bu süreçte. Bu da çok iyi, çok verimli oluyor. Dediğin gibi stüdyolarımızda sürekli onunla iletişim kuruyoruz. Daha nasıl geliştirebiliriz diyoruz. Ve sürekli şu çıkıyor sonuçta, ben onu fark ettim. Bir malzeme konusunda mesela danışıyoruz. Sonrasında detaylandırma kısmında yaptığımız proje genelinde baktığımızda aslında bu bir test konusu olabilecek bir şey çıkıyor. Evet, gerçekten yaptığımız her şey ya bizim ilerlememizde doktorumuza kullanabileceğimiz bir test konusu olabilir. Aynen öyle ve bizi daha da etkiliyor ve daha da okumalıyız, daha çok şey çalışmalıyız, başarmalıyız hissini de oluşturuyor. Bu da çok değerli bir şey bence. Evet, kesinlikle. Mesela şeye de değinelim. Şimdi stüdyo hocalarımız gerçekten hani akademik alanımız çok sağlam. ama aynı zamanda mesela bir konu üzerine çalışıyorsak o konuda bilgili insanlar ya da başka okulun akademik kadrosundan profesörler bize lecture vermeye de geliyor. Canlı bağlanıyorlar bazen. Biz onların yanına gidiyoruz ya da onlar ders vermeye geliyorlar gibi şeyler de oluyor yani. Bu sene de oldu. Geçen senelerde de işte size yapay zeka üzerine lecture verenler de olmuştu. İlla biri gelmese bile bir yapıyı gezme adına da birçok gezi de düzenleniyor. Gerçekten çok fazla teknik gezimiz oluyor. Ben şahsen hani kırsalda olmamızın çok büyük bir dezavantajı olduğunu düşünüyordum. Yani ben de İstanbul'dan geldim mesela buraya. Burası benim için çok kırsal bir yer gibi gelmişti. Yani çok zorlanırım çünkü mimarlık biraz da şehirle içli dışlı olmak demek. Ama aslında hepimiz yani şehirde barındık ve şehri biliyoruz. Fakat hani kırsala ne kadar hakimdik? Ve burada olduğumuz için ya bence kırsalda bu mimari işler daha fazla dönüyor. Gerçekten hani evet. İnsanlar bir arazi alıp kendi sürükleri gibi bir şeyler yapmaya da çok yani kırsalda oluyor mesela. Urla'da böyle yani. Çok fazla örnek var. Urla, Barbaros yani mesela bizim bir hocamız var Onur Can Hoca. Belki hani onun da örneklerini görmüşsünüz çeşitli Instagram sayfalarda paylaşıldı. Kendi yaşadığı ev olsun. TRT'de de çıktı. Evet, TRT'de bir belgesel gibi yapmışlardı. Yani bu tarz örnekleri çok sık yani rastlayabiliyoruz kırsalda. Teknik gezilerimiz de oluyor. Bio ev olsun vesaire. Çok gezdik. Hatta bu sene Elif de belki bir şeyler söylemek ister. İkinci sınıflarda şantiye gezileri olmuş değil mi Elif? Evet, yapı dersi veriliyor zaten birden itibaren. Birin ikinci dönemden itibaren. Bu sene de artı olarak hem bu yazımız yani ikinci yazında verilecek şantiyeyi biraz daha altyapı olsun diye dönemin başında hem şantiyenin kabasını görebilmek için ekstra hatta şantiye üzerine de ödevler veriliyor kişisel olarak. Sonrasında dönemin sonunda tekrardan biraz daha şantiyenin geliştiği, ilerlediği süreçte, belki de inceye geçtiği bir süreçte tekrardan şantiyeye gidildi. Yani pratikte de görüldüğü bir alana geçildi. Evet. Bu aslında, bölüyorsam özür dilerim, şey o konusunda çok iyi. Şantiye stajını zaten yazın görüyorsun ama evet. Öncesinde dersini öğrenirken de görmek daha kalıcılaştırıyor. Yani çok yabancı olmayacaksınız yani şantiyeye gittiğinizde belki. Yani biz mesela görmemiştik. Biz gitmemiştik şantiye gezisine. Ben her şeyi şantiyede öğrendim. Evet. Ben mesela tam tersi. Ben ikinin ikisinde iki kere okudum ikiyi. İkinin ikisinde yapı dersini almadım. Şantiye stajını yaptım ama o yaz. Ben şantiye stajını aldıktan sonra bu yapı dersini gördüm. Ve gerçekten aslında o süreçte keşke şantiyeyi görseymişsiniz dedim sınavımıza. Çünkü o pratikte görünce gerçekten o iki boyutta yaptığın işte seksiyonlar, detay kesitler, işte planlar falan hani canlı canlı önünüze gelmiş oluyor ve gerçekten çok kalıcı oluyor. Ben en çok kalıcı olup da hani gerçekten hayatımın içine soktuğum dediğim bilgiler arasındadır bu seneki yapı dersi. Ki aslında yapıda sektörü çalışan bir ders evet, bence. Evet, aynen gerçekten. O yandan da böyle olması çok daha iyi mesela. Ya bir de mesela yani çokça biz beton çalışmalar göreceğiz belki ama bir de çelik strüktür bu sanırım sizin evet, gittiğiniz. Öyleydi. Yani zaten şey değil de işlediğimiz genelde detay olarak yaptığımız hiçbir şey ekstra çelik strüktür üzerine yapılan detaylar değil ve bir de ekstra onu görmüş olduk bu dönem. Evet. Yani sonrasında şantiye aldığında da kendi seçeneğin olmuyor oradaki strüktür eleman.
Orada evet. da bir seçenek olarak verilmiyor sana. O yüzden çeşitlilik bağında güzel olmuş bizim için. Evet, bizde de olmama sebebi büyük ihtimal pandemiden evet, dolayıydı. Evet, biz pandemide ve deprem dediğin gibi aynen. Hepsi arda arda olunca bu tarz şeyler biraz engellenmiş gibi oldu mecburen. Bütün her yerde aynı şekilde büyük ihtimalle yeni yeni kendine geliyor. Birçok gezi yeni yeni olmaya başlıyor tekrar. Bir de bu yapı dersinin aslında bir yandan çok güzel lecture'ları da oldu bu dönem. İşte KNAF var biliyorsunuz evet. belki. İşte birkaç tane daha şirket vardı. Bu sene toplam galiba 2 ya da 3 tane lecture vermeye şirket geldi. İşte çatı sistemleri, işte ara duvar sistemleri, aynı zamanda yalıtım sistemlerine kadar detaylı olarak gördük. Gelip yapıyorlardı. Malzemeleri evet. getiriyorlar. Bütün işte evet. o lecture işlendikten sonra bir de ekstra o pratiğe döküldü. Biraz da interaktif olarak yapıldı o aynı zamanda. İşte kendi malzemelerini getirip böyle minimal bir yerde çalışma yapıldı aslında. Ve gerçekten o da çok böyle benim zihnimi açmıştı. Evet. Zaten yapılan mesela sistem konusunda. Kesitlerini ben hani şu an sanmıyorum ki AutoCAD'de çiziyorduk mesela. Evet. De çok fazla aklımda kalmıyordu ama pratik gerçekten hani insanın aklına da çok ben bunu yapmıştım. Bunu daha sonra yaptım ve bunu daha sonra eklemeliyim falan diye. Evet. O yüzden pratik çok daha önemli ve bunun için çok daha fazla imkan sağlıyorlar artık. Evet. Ki bence mesela ikinci sınıfta bir anda tasarımını yaparken hani o şeyden, ütopik tasarımdan biraz daha gerçekçiliğe dönüşmeni sağlıyor. Hani ben bunu yapıyorum ama hani nasıl taşıyacak bu burayı ya da bunun detayı nasıl olacak? Bunu işte bir pencere detayı ekliyorum ama hani olur var mı bunun diye düşünmeye başlıyorsun ikinci sınıfta. Bu arada bu konu bence İT'yi biraz ayrıştırmaya başlayan özelliklerden biri. Çünkü belki de çok da bilgim yok ama diğer okullarda belki şeydir. İşte yapıyorsun tasarımı ve işte farklı yapıyorsun okey ama bizde ne kadar yapılabilirlik var? Buna bakıyorlar evet, işte. Maliyete de bakıyorlar. Maliyet, malzeme, ortam, ne kadar uygun, işte enerjisi nasıl, olur var mı? Hani bu konu evet. üzerinde çok duruyorlar ve dediğim gibi ikinci sınıftan başlıyorlar bu duruma. Bu da bence asıl gerekli olan şey. Çünkü sektörde çalışacak zor mimar. Bunları bilmesi gerekiyor. Bunu evet. genelde sektörde çalışırken kazanır insanlar. Ama okul zamanında bunu öğretmek daha da verimli, daha da iyi bir şey. Ya bir de bence bu süreci güzel yönetiyor diye düşünüyorum İT'i. Çünkü ilk başlarda böyle çok daha yaratıcı, uçuk şeyler yapıyoruz, çok soyut şeyler yapıyoruz. Sonra hani bu nasıl taşınır? Eğimde çalışma öğreniyoruz ikinci sınıfta. Yine kırsalda olmanın avantajlarından biri. Çünkü eğimli arazi zaten buralar ve daha çok yakın bir yerde bir arazgesi yapıp oraya evet. nasıl oturtabiliriz diye konuşuyoruz. Hani bunun oluru var mı yok mu bakın, hocalarınızla konuşun nasıl çözülür. Hani burada Uğur Hoca devreye giriyor bizim nasıl yapabiliriz konusunda ve gerçekten olabildiğince yaratıcılığımızı kısmamaları konusunda da ben çok mutluyum. Çünkü işin sonunda hani bunun olur var mı'ya dönersek hepimizin gibi müteahhit ürününe döner. Evet. Yani hepimizin gibi böyle dört köşesi olan, dört duvar arasında 90 küp derece parçalara. Korbizer'in kentine döndürürüz buraya yani. Ama şey açısından güzel yani. Yaratıcılık imkanları açısından değil. Evet, bu olmaz değil de bak şöyle aynen, olabilir. Bu nasıl olabilir? Hani bir düşün üstüne. Aynen öyle, aynen öyle. Şimdi arkadaşlarımızın tercih etmek isteme nedenlerinden biri de yurt dışı imkanları. Evet. Keza biz de bunu araştırarak geldik. Zaten ben aşağıya okulumuzun mimarlık Instagram sayfasını ve YouTube kanalını da ekleyeceğim. Bu aralar gerçekten çok aktifler. Ve yurt dışına staja gitmiş olan arkadaşlar ya da yüksek yapan, doktora yapan hocalarımız da orada kendi deneyimlerini paylaşıyorlar. Bakmak isterseniz bu Erasmus staj imkanı ya da Erasmus öğrenim imkanları gerçekten özellikle mimarlık için, mimarlık özelinde konuşmak gerekirse çok fazla. Yani benim isteyen çoğu arkadaşım şu an Erasmus'a gitti ya da bu sene işte staja gidecek olan arkadaşlar. İYİTE'de mimarlık 3. sınıf öğrencisiyim. Şu anda da Berner Goşu'yla Kültürteknik'te Erasmus yapıyorum. Özellikle birçok farklı yerden kültür görebilmek, önemli mimarları görebileceğim şehirlere gitmek burada bana çok şey kattı. O yüzden bu programla buraya geldiğim için çok şanslı hissediyorum kendimi. O yüzden de herkese kesinlikle ve kesinlikle öneriyorum. Özellikle Berlin'de Erasmus yapmalısınız kesinlikle. Herkese başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Benim arkadaşım 3 senedir mesela düzenli olarak gidiyor. Yani alışkanlık oldu biraz onda. Evet. Evet yani bu imkan da bayağı... Engellemiyorlar da. Hiç engellemiyorlar. Evet bir de şey şöyle bir sıkıntı da olabiliyor.
işte ders saydıramama durumu ve döneminin uzaması, senenin uzaması gibi olaylar olabiliyor. Yiğit de özellikle mimarlık özelinde daha bunu kabul edilebilir yapmaya çalışıyor. Olabildiğince dersleri denkleştiriyor ve mutlaka gidin diyor. Çünkü mimarlık özelinde yurt dışı görmek biraz erzen bir şey. Arkadaşlar şimdi biraz da gerçeklerden konuşalım istiyorum. Evet. Bu bölüm okurken ne kadar ağladığımız ben istemeyen bölüm ne kadar okuyamayacağım ben de bahsedelim. Ki bu arada çok fazla arkadaşımız var. Birisinin direkt yatay geçiş yapar. Evet. Evet çok fazla evet. arkadaşımız var. Biyomühendisliğe geçen var, kimyaya geçen var. Ne alaka mesela? Evet çok fazla var bu arada fen tarafına yönelen. Yani. Evet. Ben de şu an aralarındaki ilişkiyi tam olarak anlayamadım. Ama bence şeylerle kaynaklı olabilir. Puanlar yakın. Olabilir. Bir de İT'de bir bölümden bir bölüme geçmek de daha kolay. Evet, çünkü hazırlık senesini aldığın için İngilizce'ni biliyorlar. Ona göre daha rahat saydırabiliyorsun. Aynen. Başka bir okuldan İT'ye gelirken mesela hazırlık okumuş olmak çok önemli ya da okumak zorundasın tekrardan. Var mesela bir tane arkadaşım inşaat mühendisliği okumuş. Galiba okumuş bitirmiş yani. Ve sonrasında hazırlık okuyup tekrardan başladı. Bu arada şeyi söyleyebilirim, bu yarışmada mesela gittiğimizde Elif'le birlikte işte kazandık gittik. Orada genelde Yıldız Teknik, Gebze Teknik, İTÜ ve İTA vardı. Değil mi? Yani biz İTA'ydık. Daha o tarz üniversiteler aslında öne çıkıyor herhalde. Düşünün, ODTÜ tabii ki de vardır. Belki İstanbul odaklı olduğu için katılmamışlar. Bilmiyorum. Bu arada Erasmus senin aklıma geldi. Geçen dönem mesela bizim okula da Litvanya'dan iki arkadaşımız geldi. Aynı şekilde hani biz ne kadar gidebiliyorsak bizim okulumuza da mimarlıkta da ve diğer bölümlerde de çok fazla yabancı öğrenci de var. Bu da imkan sağlıyor ve tercih ediliyor da bir yandan çünkü belli bir seviyede var. Derslerimizde İngilizce işlendiği için çoğu zaman. Aynen öyle, o konuda da bir problem çıkmıyor. Ki mesela onların yakında şeyler vardı işte biz bu kadar fazla statik görmüyoruz. Yani biz daha çok... İlk kez hatta gördüklerini söylemiş. Bu kadar teknik. Hiçbir zaman görmedim falan diyorlar. Ya benim bildiğim bir de onlar yani hani gezmiyor musunuz falan gibi sorular aldıklarında hani biz buraya biraz daha akademisi için geldik falan diye cevap vermişler sanırım. Aynen bayağı da çalışmışlar. Çok da gezmediler gerçekten. Gerçekten gezmediler. İstanbul'a gittiklerini gördüm. Ben başta bilmiyorum. Ama iyi gezmişler o zaman. Orada gidemedik. Kolay olsun. Ama Türkiye'ye gelmişsin gezdi. Hani bizim Erasmus öğrenciler falan düşününce yani. Mesela işte bir arkadaşım İtalya'daydı, ona Almanya'ya geçti falan. Almanya'daki Polonya'ya gitti böyle değişik bir şey yaptılar. Evet, dinde bir ülke değiştiriyorlar yani. Evet, benim de mesela şu anda bir arkadaşım Erasmus'ta ve orada da Polonya'da çok da güzel derslerini saydırabiliyor. Hatta buradayken senesi uzuyordu, şu an dersi saydırabildiği için artık senesi uzamayacak. Çok iyi. Harika yani. Ve orada mesela tarih dersi alıyor. Tarih dersinde Polonya geziyorlarmış. Daha ne istersen bir Erasmus öğrencisi var. Sen de ne istersin? Ya da mesela seçmeli ders fotoğrafçılık. O mesela fotoğraf çekiyor telefonundan ve ders bu yani. Harika ya. Çok ben zarardayım yani şu an. Ben kalabilirim. Onlar gitmek için uzatmayacak. Sinirliyim bu konuda. Ben burada ağlıyorum. Ağladım bu dönem ilk kez ağladım. Gerçekten ya. Ağlanıyor bu arada. Sen bu kadar ağlayan var. Ben de buradan ağlayacağım. Hocamızın o değerliliğinden. Evet. Ya hoca böyle bir konuşma yapılıyor. Hocamız ne kadar değerli olduğundan falan bahsediliyor. Jüri de ağlıyor falan. Onu anlamak istiyorum bu arada. Çok etkiledi beni. Yengeç hoca olarak. İT'nin ilk 4 mezunundan biri geldi jürimize konuk olarak. Orada bizim hocamız işte daha sürdürülebilirlik üzerine çalıştığı için doğa perisi gibiydi şeyini kullandı. Ben orada bir duygulandım. Çünkü hocanın o senelerdir öğrencilere bir şey katmak için çabaladığını, ülke genelinde de aslında bilinen, sürdürülebilirlik üzerine çalışan bir hoca olduğunu o an aslında fark etti. Zeynep Hoca. Zeynep Durmuş Arslan. Aynen. Gerçekten çok teşekkür ederim. Gerçekten. Ve onu görünce ben çok duygulandım. Yani gerçekten böyle hocalarımız var ve bazen farkına varamıyoruz. Onlar da çünkü bilmek gerekiyor ya. Evet, Burnova'da insanlar olmadıkları için. Kendileri... Yani hafif kutlamaya falan gideceğiz. Evet, ya da mesela Emre Hoca vardı mesela geçen dönem. Emre Hoca'dan ders alırken ya da ondan önceki geçen sene almıştım ben ondan bir tane daha.
Orada şey demiştik, hocam siz profesörsünüz değil mi? Hı-hı. Yani o kadar bize hissettirmiyor aslında, arkadaş gibi konuşuyor bizimle. Hani önemli değil, ona çok takılmayın demişti. Hani evet profesörüm ama hani önemli olan birlikte ne kadar evet. ilerlediğimiz diyordu. Ya o açıdan çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Evet. Bir de bence bu yarışabilirlik kısmında mesela bizim yarışma sürecimiz tam bir yazın ortasına denk gelmişti. Biz iki tane hocamızla biriyle mesajlaşarak biriyle yüz yüze görüştük. Ve hani yazın ortasında hani ne alaka falan bile demedikleri bir durumdaydı. Hı-hı. Tamam ne zaman buluşalım ya da direkt bize hani geçiştirmek için asla değil. Çok yapıcı bir şekilde kritikler verdiler online bir de olsa. Aynen. Hani gerçekten bize katabilecekleri kadar şey katmaya çalıştılar dönem içinde olmasa. Evet. Çok geçmiş. Hafta sonu bile ulaşabiliyoruz. Hatta çoğu hocamıza WhatsApp'tan bile ulaşabiliyoruz. Yani numaralarını alabiliyoruz. O çok önemli yani. Bir şey bile var mesela. Ben 201'i aldım. Aynı WhatsApp grubu var ve her sene hoca şey yazıyor. İşte bu dönem projelerinizi atın bakalım. Nasıl geçti? İşte yarışmaya katılmak isteyen varsa ben de iletişim üyesinin asistanım var. Asistanımla da iletişime geçebilir. O süreci anlatıyor. İşte genelde zaten asistanlar yüksek lisans yapan insanlar falan yarışmalara hakim olan insanlar oluyor. Ya da özellikle ona yönlendiriyorlar. İşte bak bununla konuş, nasıl olduğunu biliyor. İşte tamam bitti stüdyo ya da bitti bu dönem ama bunu tekrardan geriye dönüp bir şeyleri değiştirebilirsin mutlaka yarışmaya. Evet. Yani çok fazla hocam. Evet aslında bunun da meyvesini yiyoruz çünkü her sene baktığımızda en az 2-3 öğrenci ya da öğrenci grubu aslında bir evet, yarışmada ödül alıyor. Yarışmalarda artık ben bayağı adımızı çok görüyorum. Hani ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf. Hani illa bitirme projesi gibi değil. Evet, her sene süreç içerisinde var. Aynen öyle. Bu sene mesela iki tane Nimet'ten şey vardı. Evet. Orada da şeye bağlayayım o zaman. Mimarlık yapmak, yapabilmek, hani nasıl bir, hani okumak nasıl, mimarlık okumak nasıl? Aslında şöyle diyebilirim. Bence mimarlık zor bir süreç, uzun bir süreç, hiç kolay evet, değil. Hiç kolay değil. Maddi manevi. Aynen, her konuda zorluyor. Ama bir şekilde bu yola baş koyduysan da ilerliyor. Evet, bakıyorum. Gerçekten severek burada. Evet. Biraz sevmeyen anlıyor başta. Aynen. Evet, bir uyum süreci var zaten birinci evet. sınıfta. Yani onu çok daha zor atlatıyor diğerlerine göre. Sonra zaten fikirleri değişiyor. Yaptığın bir şeyi gerçekten iyi yaptığın zaman genel jüri üyesi seni beğeniyor. Ve diyor ki gel benim yanımda bunu yap. Evet. Yaptığınız işi iyi yapmanız önemli. Yeterliliğinden çok bence becerini görüyorlar. Evet. Evet. O yüzden yani tabii ki bir hani dördüncü sınıf projesinin ikinci sınıf projesi aynı olmuyor. Tabii her ki. Dönem, belki her hafta kendini ilerletiyorsun belli noktalarla, evet. kritiklerle beraber. Ama hani orada gerçekten o becerini, oradaki hani biraz daha ileriye bakarak ilerliyorlar bence. Hani bu adam hani olur. Evet, işte sınıfta şu yeteneği var. İşte bu programı çok iyi kullanıyor. Bence benim yanımda çalışsa ilerler ya da daha ileride daha iyi olur diyerek bakıyorlar bence. Evet. Aynen. Yani o ışık, o yapabilir aynen, şeyi aynen. görüyorlar ve diyorlar ki tamam sen gel bizimle bir şeyler yapalım seninle. Bu süreçte hem karşı taraf görüyor, bir yandan evet. sen de kendinin hangi konuda daha iyi olduğunu görüyorsun. Bu da bir yandan mimarlığın geniş bir şey olduğunu da gösteriyor. Çünkü sen mesela görselleştirme konusunda daha iyi hissediyorsundur ve mezun olduğunda illa mimarlık yapmana da gerek kalmıyor. Daha görsel tasarım kısmına evet, yönelebilirsin. Evet, bir şey yönelebilirsin. Teknik açılara da yönelebilirsin. Yani ben tamamen akustik üzerine de çalışabilirim. Aynen, ya da sadece malzeme üzerine çalışabilirim. Malzeme, evet. Bu bölümde şey yok yani, kendi stüdyodaki hocalarımızdan bahsetmek istiyorum. Hani sana tamam sen oldun demiyorlar aslında. Hiçbir hani, zaman. Sana evet sen bunu şu an çok iyi yapıyorsun demiyorlar. Hı-hı. Seni genişletip o ilerletebilecekleri seviyeye kadar ilerletiyorlar. O yüzden aslında belli bir noktada ben neyde iyiyim göremediğin süreçler olabiliyor. Hani dışarıdan bir gözle, evet, evet sen bunu işte iyi yapmışsın, şurada iyisin, şu noktada iyi tutmuşsun bu projeyi, bu şey dediği noktada zaten bence evet ben bunu iyi yapıyorum galiba diyebiliyorsun. O stüdyo sürecinde bence çok da böyle net, işte ben bunda iyiyim diyerek ilerlemiyorsun. Evet, evet. evet. Burada yani. Da jüri önemli oldu evet. aslında. Dışarıdan bir göz. Yani dediğimiz gibi bu çok yorucu bir süreç, o yüzden hani gerçekten bölümü isteyerek gelmek çok önemli, çok kıymetli. Bir mimar kolay yetişmiyor diyebiliriz evet, yani. Evet, evet, gerçekten. Asla kolay yetişmiyor. Yani kendi zamanınızı bir şekilde ayarlasanız bile burada birçok çeşit insan var gerçekten bu konuda belki de. Hani son anda yetişebilenler. Her türlü son anda yetişiyorsun bu arada. Evet, son anda yetişemeyenler. Bu arada hani ben aşırı planlı biriyim. Ben böyle birkaç gün önceden sabahlamaya başlayıp son gün uyuyabilen biri oluyorum genelde ama hani bir gibi. Gerçekten ben çok zor bir süreç gerçekten. Ama her zaman öyle olmuyor işte, ben de onu diyorum. Atıyorum ben bu jüride, son jüride çok erkenden başladım, bir şeyler hani iyi gidiyor falan filan, son anda bitiririm dedim.
tamam hadi şu maketi daha detaylı yapayım. Hadi posterin şurasını daha detaylı derken her gün sabahlar gel burada. Yine her gün sabahlar. Ya asla planladığım, ne kadar planlı bir insan olduğunu biliyorum ama asla planladığımız gibi ilerlemiyor bazı şeyler. Asla yani. Mesela köydeki tek kırtasiye durumu. Evet. Bir kırtasiye var. Evet. Çok iyi çalışıyor. Çok temiz çalışıyorlar. Çok evet. Ve hiç şimdiye kadar sıkıntı yaşamadık. Hiç. Ben sadece bu final jürime kadar yaşamadım. Bizim kadar sabahlıyorlar. Evet. Evet. Kaç gün sabahlıyorlar. Bence daha fazla boyunca. Evet. Çünkü endüstriyel tasarım var diye. Evet. Yani. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıflar ayrı ayrı. Yani tek bir kırtasiye olduğu için tek bir lazer kesim yeri oluyor. Ve insanlar hani final haftası da tek bir final haftası olduğu için birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıfların hepsi aynı anda gönderdikleri için çok yoğunluk oluyor. Mesela ben bu jüride birazcık sıkıntı yaşadım. Ya ben hani şeyi biliyorum. Çıkmadı. İzmir'e gittim geldim. 1,5 gün vardı. Dedim ki abi şu an atsam lazeri yetişir mi diye sordum. Yetişmez diyor bana. Evet. Ki mesela ayırmıştı hani mesela. Birinci, ikinci sınıfların salıya teslimi var. İşte üçüncü, dördüncü sınıfların perşembeye teslimi var. Üçüncü, dördüncü sınıfları geri plan atmış olmasına rağmen yetişmez dedi bana 1,5 günde. Evet. Ya bence yani buradan da istekte bulunalım. Mimarlık fakültemizde de bir kırtasiye var. Bence orada bir lazer kesin. Hayır evet. Orada olmasa bile yani küçük bir yer hani atölyesi olan neydi? Dev blok muydu? Dev blok yani mesela. Onu oraya da bir tane açılabilir. Yapılabilir evet. Bence. O belki en büyük eksisi. Ya belki birçok okulda var yani. Tamam özel okullarda daha çok böyle bir imkan olması. Ama yani bir lazer kesim cihazı bir mimarlık fakültesine şart bence. Evet. Maketin çünkü en mali işi. Yetiştiremiyoruz. Bacalayamadık. Gerçekten 12 saat maket yaptım ya. 12 saat. Evet benim de bir gün sürdü. 12 ya. Elimle de. Benim yetişmesi için çok kısa sürdü ama. Sadece lazer kesimi de bence haftaların evet. Yani gün evet. Geçtikçe işte her dönem bence hafta sayısı, hafta boyutu. Evet. Her türlü bilmiyorum. Artıyor. Çünkü istenen şeyin kalitesi evet, fazlalığı artıyor. Ve hani siz söyleyin kaç tane hafta çıktınız? Ben bile hani ikinci sınıf olmama rağmen 5 tane 50'ye 70'le, 100'e 70'le çıktım. Yani biz mesela en az 7 ile 19 haftayla çıkan vardı arkadaşlar. O biraz şov bence. Ben 10 haftayla çıkan. Böyle daire çizdik ben tutuyorum böyle bunu lütfen koymayalım o fotoğrafı. Böyle fotoğrafı. Ben 10 haftayla çıktım ve fazla sanıyorum. 19 hafta çıktı. Bir sürü şey var ve daha koyamadıkları şeyler de varmış. Evet. Helal olsun. Her şeyden istenilenleri de koymuşlar yani. Sadece evet. İstenilenleri yapmışlar 19 hafta çıktı. O yüzden ne kadar masraflı olabildiğini ya da ne kadar zamanınızı ayırmanız gerektiğini bir kavrayın istedik. Evet. Biraz bu arada enflasyonla ya da ekonomiyle de doğru antre yani birinci sınıfta ne harcıyorduk şu an ne harcıyoruz. Evet. Birinci sınıfta bile çok söylenmişizdir belki hatırlamıyorum ama şu an ben baktım arkadaşlar. Yok yani. Yani biz sürekli olarak hafta hafta elden evet, bir işte kritik kesin. Alabilmek için bir evet. Çıktığımız mutlaka oluyor, bir maketimiz mutlaka oluyor. Bence hani bu bir süreç hani evet. Kaç aysa bu dönem hani her hafta ben bir çıktı almaya mutlaka gittim yani. Evet. Ki bu sadece tasarım da olmuyor, yapıda evet, bir sürü tabii. Kağıtları çıktı alıyorduk mesela. Çıtalar falan. Ya da evet maket yapıyoruz her hafta yapı dersinde evet. Ve o da bir yandan tabii ki de iyi oluyor onu üç bölüm görebilmek. Tabii yani yapmak çok iyi ama çok masraflı olabiliyor. Ama ekonomik açıdan masraflı bir bölüm kesinlikle. İşte sadece sonunda değil son hafta değil. Evet sadece son hafta evet. Da değil yani genel olarak masraflı. Ve mesela şeyden de biraz yakınabiliriz belki. Hani çok iyi yanlarından da bahsettik tabii ki biraz gerçeklerini konuşalım istedik. Yani bizim bir vize haftamız yok. Evet. Bizim dönemimiz var bizim yani genel olarak. Evet. Dönem başlıyor hadi 1-2 hafta. Site sıtı kavrama, işte oraya ne yapabiliriz, araştırmalar vesaire. Daha sonrasında bir başlıyoruz, teslim. Her dersin teslim var arkadaşlar. Yani sadece evet. Stüdyo değil, biz başka teknik dersler de alıyoruz. Yani 5 tane daha dersimiz oluyor. Stüdyo bunun en çok kredisi, 8-9 kredili oluyor. Diğer dersler 3-4 kredili oluyor. Ama yani mesela mühendis arkadaşlarımıza sorsak tüm dersler 4 kredili ve bir vize haftaları var. Genelde o haftadan bir hafta önce çalışmaya başlıyorlar ve yetiştiriyorlar okay, yani. Bir şekilde. Onların işine çok zor, çok düşük notlar alıyorlar. Belki mimarlık notlarının ben dengeli olduğunu düşünüyorum. Evet. Ya yükseğiz ya kalıyoruz. Ama çok da istendi. Bayağı dengeli yani. Hani tasarım, öbür dersleri bir kenara atarsam tasarımda mesela işte bir stüdyoda bir hoca işte en düşük notu 80 ise bir hocanın 60 olabiliyor. Hani çok evet, fazla değişiyor kişisel. Hocadan hocaya işte değişiyor. Güzellik kalması ile biraz alakalı. Ya bizimkinin zorluğu zaten güzellik algısı. Evet, yani çok öznel. Evet. Yani kabul ettirmek, ne bileyim, savunabilmek falan bunlar evet. Çok sıkıntılı. Yani mimarlıkta size verilen tüm görevleri yapmanız yeterli değil. Yani bu bir estetik çerçevesine oturtulma. Yani mesela senden bir kesik bir görünüş istiyorum dediğinde sana bir kesik bir görünüşü getirmiş olmakla geçerli olamazsın.
Evet. Ben tam anlamıyorsun yani. Evet. Her şey yaptım ama bu not ne? Bilmiyorum. Hani mesela her mimarlık okumayan herkes şunu sorar. Bitti mi diye sormayın bana. Bitti mi diye bir şey yok. Sizin de 20 saatte şeyin kaldı, işte şu kadar konum kaldı diyebileceğim son bir şey değil. Son raporumu yazıyorum. Hani, ben son kritimi alıyorsam üzerine 20 kere bir şey değiştirmişimdir yani. Mesela ben bu son final jürisine gerçekten 10 gün boyunca evden çıkmadım. Ve arkadaşlarım arıyor, biz seni özledik. Hani ne zaman görüşeceğiz? Bir saat dışarı çıkamazdım. Çıkamam. Evet, çıkamadım. Annemle babam beni arıyor, diyor ki hani bırak da şunu biraz konuş ya da bir hava al, balkona çık, kahveni iç. Yok diyorum, kahve içmekten de çok sıkıldım. Balkona çıkıp hava almak da istemiyorum. Kendime burada acı vermek istiyorum. Gerçekten kahve delisi bir insanım. Ya ama sıkılıyorsunuz arkadaşlar, sıkılır mısınız? Sıkılabiliyorsunuz kahve. Hobimiz bunlar olmaya başlıyor. Yani o bir haftalık o boşluğumuz oluyor final jürisi için ya. Mesela evet, her annem aradı, ne yapıyorsun? Aynı. Hani evet. Ben de yani günde iki kere arıyorlarsa beş kere arıyorlar ve hepsine cevabım aynı. Hani aynı yerde oturuyorum ve devam ediyorum. Başka evet, şey yapmıyorum yani. Benim bazen mekan değişiyor. Eren'de çalışıyorum. Evet, bazen mekan değiştiriyor. Evet. Ama çalışıyoruz yani. Kafeye geçelim. Oluyor mesela. O da şeye ne zevk. Hani nasıl oturursun aynı yerde. Aynen. Farklı bir ihtiyacın yok aslında. Aynı şey yapmaya devam ediyoruz. Aynen. Sadece bazen hani insan görmek iyi olabiliyor. Evet. Bir kütüphaneye gidelim o zaman. Biraz bir kafede oturayım orada. Aynen, aynen. O açıdan ya yani, tamamen. Yani bizim bu çalışma kısmında belki hani en iyi şeylerden biri iki işi aynı anda yapabiliyor. Bazen evet, üç kişiye. Maket yapıyorsun ama dizi izliyorsun ya da müzik dinliyorsun. Evet. Yani bu harika. Bu çoğu bölümde yok. En sevdiğin şey. Sezon dizi izlemiş. Gerçi ben evet, makete başladım. Bir sezon dizi bitmiş. Diyorum yapamıyor mu bunu? Meğerse bitirmişim zaten. Sezon finali bitirmişim yani. Ben yapamıyorum. Aynı anda dizi izlerken ders çalışamıyorum ben. Ama sen o zaman ona odan karıyor. Senin multitasking değil. Evet. Böyle müzik şey çok iyi ama yok. Evet, Eren bir de röportaj falan izliyor. Ne alakası? Hani bir şey yapmayı çok istiyorum. Bilgisayar böyle bir şey. Hani onları da bir yerde kullanırım diye düşünüyorum. Dizi izlemeyeceksin orada yani. Hani yok, hiç bomboş. İzlemek istemediğim evet, bir dizi izleyeceksin. Evet, bakıyorum yani, röportajı açmış buraya. Bilgisayarda bir şeyler yapıyor. Bir anda şey mouse duruyor, tamam mı? Anlıyorum oraya odaklandığını, bakıyorum böyle. Biz ben genelde Türk dizileri izliyorum. Çok uzunlar. Mesela iki bölüm Türk dizisi izlemek çok yeterli oluyor falan. Nerede baştan? Ya da arkadaşım hoş geldin kaçıncı kez izledim bilmiyorum. Çok ben bütün Türk dizilerini baştan izliyorum. Evet. Eski Türk dizileri falan yani. Yani diyorsun ki o kadar bölüm. Hani otursam bir yaz bitiremem ama o arada bitiyor. Bitirememesi oluyor. Evet. Yurtlar vesaire açıldı ve şu anda gerçekten yurtta kalmak. Yurtların da tabii ki birçok sıkıntısı var. Şu an yurtta kalan arkadaşımız da gelecek. Bugün gelemedi, biraz rahatsızlanmış ama. Yani yurtların illaki biraz sıkıntıları var. Ama çok uygun, 400 lira gibi fiyata. Sabah yemeğini, akşam yemeğini yiyorsun yani. Çok iyi bir imkan. Evet, çünkü aynen, şu anda köydeki ev fiyatları uçmuş durumda. Felaket. Yani şu an... Ve şimdi kaç olacak acaba? Dönün yani sonra. Mesela benim 7000 lira kira ödeyen arkadaşım şu anda 13000 lira. Yani iki katı neredeyse. Nasıl yani? Beni kötü haberi veriyor. Ben Allah kahretsin. Yani işte bilemiyorum arkadaşlar. Yani nereye gidiyoruz? Yani evde de kalamayacağız herhalde. Belki çoğu yerle denktir ama köy ortamı daha ucuz hissettiği evet, için fazla köy geliyor. Köy bile değil yani. Burası çok bence tatil beldesi. Evet. Ben şey sıkıntısı da var. Hani İzmir'de, İzmir merkezde bir yerde okumuş olsaydık 12 ay o evde kalırdık. Belki de hani sözleşme çekmediği için evet, aynı kirada kalırdık. Ama hani burada genelde ev sahipleri işte tamam 9 ay okul döneminde sen kal, 3 ay ben başka birine 2-3 evet, katı fiyatına kiraya veriyor. Yani. Sözleşmem bitiyor. Evet. Geri sözleşme yapınca aşırı zamlı bir şekilde tekrardan kira vermeye başlıyorsun gibi gibi şeyler oluyor. O biraz zor. Yani evet, ben çok az ev biliyorum 12 ay kiraya veren köyde. Gerçekten çok az. Şükür. Bu benim yani, son 12 ay mesela. Ben de ev sahibimle çok konuştum. Kendisi hani sonradan dedi ki yok ya ben yazın başkasına vereyim falan ama bir şekilde konuşup hallettik. Çünkü çok zor yani o eşyaları ben ne yapacağım yani. Evet. Hani 3 ay sonra belki de geri gireceksin tekrar. Ha evet, evet. Yine aynı şey oluyor. Ya da yazın da gelmek isteyebilirsin. Evet, böyle güzel bir yerdesin. Ben burada. Evet ya yani, da tatil en basından. Tatil yerindeyiz, neden tatil yapmayalım evet, burada bulunabiliyoruz. Evet, burada da yani. Aynen, mesela aynen, annemle babamın hani 12 ay istemesinin en büyük sebeplerinden biri de bu. Hani gelip tabii denize girelim evet, aynen. Dolaşalım etrafı. Biz de yararlanalım burada. Biz yararlanmıyoruz 9 ay ama. Biz, evet. Oyunu bu arada çok güzel. Mordoğan tarafına yakın, evet, Çeşme tarafına gerçekten yakın. Gerçekten o açıdan hani deniz, her tarafımız deniz. Evet. Tabii ki çok gidemiyoruz. Annem bana diyor ki sen zaten gidip gezip girmiyor musun denizlere? Geldiğimizde bizi gezdirirsin. Girmiyoruz anne. Önemli girmiyoruz. Nerede ben bir kere daha açılış yapmadım arkadaşım. Ben dün herhalde mayomu giydim gittim. Rüzgar çıktı bir anda. Gelemedim mesela. Rüzgar. Rüzgar evet, çok fazla.
ama çok da sıcak bu arada yazıda. Şu an özellikle evet. Yani ben okula gidiyorum, yanında iki tane kıyafet oluyor yedek. Hani akşam bir şeyler yapacaksan falan de kesin değiştirmem gerekiyor. Çok da dengesiz bir yandan ya. Mesela evet. Sabah soğuk, üşüyoruz evden çıktığımızda. Öğlen yanıyoruz. Eğer geç dönüyorsak yine üşüyebiliriz. Evet. Buranın giyinme tarzı crop üstü sivet. Hani ben hiç böyle yapmadım bunu. İlk defa burada yaptım bu arada, biliyor musun? Hiç böyle bir hava değişimi görmemiştim başka bir yerden. Aa, ben de şey ilk defa burada yaptım. Sıcaksa tam sıcak, soğuksa tam soğuk yani. Şort üstüne sweatshirt giymek ilk defa benim burada başıma geldi. Ama alttan dengeliyorsun yani. Evet. Nasıl onaylamayacak büyük ihtimalle. Yani hani diyecek ki anne ne alaka hani altın kısa üstün uzun. Evet. Hala bunu kabul ettireceğimi düşünmüyorum ben herhalde ama. Evet. Öyle. Bu hava gerçekten böyle oluyor yani. Sanırım her şeyden de bahsettik ya, benim aklıma bir şey gelmiyor. Gerçekten hani yorumlarda sorularınız olursa kesinlikle sormanızı istiyoruz. Hepimizin ben Instagram'larını da koyacağım, DM'den de ulaşabilirsiniz. Elif, Eren, Sidal, ben zaten tanıyorsunuz, Yağmur. kanal beni arkadaşım. yani hepimize ulaşabilirsiniz. Asla çekinmeyin. Yorumlara da zaten her zaman cevap veriyorum. O zaman görüşürüz diyelim başka videolarda. Bol uzun bir video oldu. Evet. Beğenmeyi unutmayın, takip edin.